Şerife dehşet bir kıza. Öyle şeyler söyledi ki bugüne kadar aklımın ucundan geçmemiş şeyler. Düşünsene, çakmak çakmak gözleriyle bir genç sana bakıyor ve diyor ki ben senin gibi olmak istiyorum. Olur böyle şeyler hayatım, aldırma. Ne demek olur? Yani o yaştaki bütün kızlar da görülür. Ne diyorsun sen ya? Hayatım, olgun yaştaki erkeklere duyulan hayranlık. Ne oldu, niye bakıyorsun? Ya var ya, bir konu ancak bu kadar saptırılır ha. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bana ne dedin? Ne? Olgun erkekler falan, yaş meselesi. İtiraz hakkını kullanabilirsin istersen hayatım. Öyle mi? Gel bakayım sen, gel gel. Gel gel gel, bir itiraz edeyim sana, gel. Dur. Gel 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 gel. Sıcağı sıcağına gel. Dur. Dur bakayım, dur. Ne yapıyorsun? Ya, ya. Gel. Tekin. Ya bırakır mısın? Tekin, telefon çalıyor. Tekin. Duydum, bırak ya, çalsın. Önemli bir şeydir. Ya bırak. Ya çalsın. Bırak. Of. Ya. Efendim. Affedersiniz hocam. Geç vakit rahatsız ettim. Ben Şerife'nin babası. Buyurun Adem Bey. Bizim kız hala gelmedi de merak ettim. Acaba sizden... Çıktı, çok oldu. Hatta eşim Tekin bıraktı minibüse. Anladım. Hay Allah, ben de merak ettim şimdi. Bekleyelim biraz. Gelince lütfen bana da haber verin, olur mu? Tabii hocanım. Hayırlı akşamlar. Size de. Şerife. Ya gözümün önünde bindi minibüse. Çoktan varması gerekiyordu eve. Allah Allah. Beklemekle olmaz baba, çıkıp bakalım. Salih abi çekmiş eve minibüsü, son sefer onundu. Allah kahretsin. Tam gecesini buldun arkadaşlarınla buluşacak. Ne arkadaşlarıysa onlar. Geçen gün öldürülen şu adam vardı ya, köy korucularıyla çatışmaya giren. Evet, Güya. Bir terslik mi var? Sanırım. Olaya karışan başka tanık yok elde. Bu rahatsız edici. Sonra ölen adamın aracında bulunan örgüt dokümanları. Düzmece mi yani? O yaşta birinin sicilinde örgütle temasına dair en ufak bir iz bulunmaması tuhaf değil mi? Tuhaf tabii. Netice? Soruşturmaya devam. Ölen Gaffur'un ailesi, telefon kayıtları vesaire. Komutanım, müsaadenizle. Mert üsteyim elime. Panterler Futbol Federasyonu'na başvurmuş komutanım. Yapma ya. Ne diye? Deplasmandan geldik, yorgunuz. Maçımızı erteleyin diye. Saçma. Dış mihrakların söylentisi bunlar. Komutanım, bir de hakem lazım bize. Tamam, ayarlarız. Hadi çıkabiliriz. Baş üstüne komutanım. Sağ yüzbaşım kim olacak hakem? Benim bir fikrim var. Telefon. Emine. Kalkmıyorsun da, açmıyorsun da telefon diyorsun yani. Olacak iş değil ya. Buyur yüzbaşım, hayrola? Gecenin bu saatinde ve üstünüze hiç vazife olmayan bir konuda... Size münasebetsiz bir teklifte bulunmak istiyorum Sayın Valim. Münasebetsiz mi? Canın sağ olsun komutan. Bulun bakalım, ne demek? Kim? Ben mi? Hakem. Ya geliriz tabii ya, geliriz. Kartları da alır geliriz, merak etmeyin siz. Kaçta? Tamam, o saat oradayım ben.
Size de iyi geceler yüzbaşım. İşe bak ya. Ne hakemliği bu Faruk? Futbol hakemliği Melek. Maç var ya. Maç. Panterler, Şirinler. Gelsene sen de seyretme. Aman aman istemez, sağ ol kalsın. Bana bak. Maçta sana bağırmazlar değil mi? Ne diye bağıracaklar ki? Hani bağırıyorlar ya işte. Bilmem ne federasyon, bilmem ne hakem falan diye yani. Melek. Bağırmazlar değil mi? Gel bağırmasınlar. Yok yok, sağ ol. Ama. Sen otur seyret. Ben bir dizini seyret. Şerife! Şerife! Bırak! 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 Kaçma! Kaçma! İmdat! Nereye kaçacaksın? Dur! Şerife! Bak alacağım seni! Uyan! Alacağım seni! Aç gözünü! Şerife! Ailem de biraz zorladı. Çizgilerim çok iyiydi ama resim hocam tutturdu seni akademiye hazırlayalım diye. Akademi lafı pek hoşuma gitmedi. Gerçi ben resimden çok karikatüre meraklıyım. Ciddi misin? Çizdin mi hiç? Çizdim. Amatörce ama yani olamadım hiçbir yere. Benimkini de çizer misin? Çizerim tabii. Hadi çiz. Şimdi mi? Evet şimdi. Sen de söylediğime pişman etme ama. Ya hayır lütfen, istiyorum şimdi. Ben garsondan kağıt kalem isteyim. Gerek yok, gerek yok. Merhaba Adem, hayırdır? Şerife'yi arıyoruz Sako. Salih minibüs de bırakmış çiftlik yolunun girişine. Gördün mü etrafta? Yok vallahi Adem, görsem. Sen nereye? Anam bir şeyler istemişti de köye kadar gidiyorum. Gelip giderken bak etrafa, gözünü seveyim Sako. Tamam, sen merak etme. Oh. Evi arayacağım, Allah'ım, belki gelmiş. Allah'ım delireceğim. Bitti mi? Bitti. Bakayım. Kızmak yok ama. Ya tamam, bakacağım. Beğendin mi?
bayıldım. Peki başka karikatür var mı? Bakayım mı? Yok, yok başka. Şu an hedefime kilitlenmiş durumdayım. Ama böyleyken bile seni içimden geçirmeme mani olamıyorum Elmas. Evet, belki benim için bir zaaf bu. Olsun, göze alıyorum. Seni düşünüp içimde yaşatırken hikayem çok daha güzel çünkü. Varsın biraz da böyle olsun. Nereye kadar gidersin? Bana demiştin ki mümkün olabildiğince düşünmemeye çalıştım seni. Çalıştım dedim. Becerdiğimi söylemedim ki. Adem Bey, iyi günler. Ben Leyla. Dün gece bir haber çıkmadı sizden. Bu sabah okula da gelmedi Şerife. Şerife yok hocam. Kızım yok. Nasıl? Hiç mi gelmedi? Peki minibüs? Yok yok, ona da sordum. Şoför köyden tanıdık. Çiftlik girişinde indirmiş Şerife'yi. Jandarmaya bildirdik, arıyorlar. Bulur muyuz bilmem. Bulursak da ne haldedir? Yapabileceğimiz bir şey... Yok hocam, yok. Ne olsun? Bütün kolcuları seferber ettim Adem. Bulunacak kızın. Mutlaka bulunacak. Nesi bulunacak beyim, nesi? Ölüsü mü, dirisi mi? Emrah, Yasin, ikiniz ortada oynayın. Ortayı bırakmayın. Hakim geldi Mert. Bu tarafa. Günaydın yüzbaşım. Günaydın Sayın Valim. Sayın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, takımlar hazır mı ya? Panterler hazır efendim. Şirinleri bilemem. Göreceğiz bakalım kim ne kadar hazır. Ben şu üstümü değiştirip geliyorum. Buyurun. Benim odamı kullanın Sayın Valim. Efendim. Baştan söyleyeyim, bu panterlerin bir adamı var. Adam resmen kasa. Yapma ya. Şirinler hakemi bağlamaya başladı. Bakacağız bakalım, bakacağız. Celal Bey, bakmayın öyle. Müdahale edin Celal Bey. Müdahale edilecek bir şey yok. Ankara bağlayamamış onu Sayın Yüzbaşım. Hadi başarılar. Hadi ısınmaya devam.
Hazır mıyız? Evet. Buyurun hazır, bakalım. Komutanım. İyi şanslar Mert. Sağ olun. İyi şanslar. Kimiz bir maç istiyoruz? Size de iyi şanslar. Gerçi şanslar ya, tamam, hepinize iyi şanslar. Yediğin golleri şaşacaksın. Hadi başlayalım. Bekliyoruz komutanım. Ne bu ya kardeşim? Mahalle maçı mı ya? Önce atacağız parayı. Hangisi? Mert söylesin. Söyle. Yazı. Tura. Tura kaldı. Yazı. Heh, top sizde. Top bizde beyler. Top onlarda bir şey. Başlama, vuruşunu yapacak. Oyuncu da geldi. Aa, biraz aksak ama olsun. O da olur. Başlama vuruşunu. Abdül. Gel aslanım gel. Gel hoş geldin. Gel de gör şirinler kaç tane gol yiyecek. Gel. Hoş geldiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Hoş geldin aslanım. Hoş bulduk komutanım. Gel gel buraya gel gel. Gel bakalım. Sayın valim. Nasılsın? Sağ olun. Hadi bakalım. Söylemiştim komutanım, panterler her zaman sahaya çıkar. Öyle ya da böyle. Oo. Öyle değil mi komutanım? Çıkarlar. Aa, kaptanım. Ne de yenilirler. Ne diyor bunlar Abdül? Göreceğiz bakalım. Bu şirinler hep böyle ufak mıydı? Celal, tamam mı kaleler? Tamamdır efendim. Güzel. Hadi bakalım. Hadi be. Hadi. Hadi. Haydi oğlum. Hadi panterler, göreyim sizi. Hadi aslanları. Saldır. Kaçırma, kaçırma. Bas, bas, bas. Buraya. Geçmesin. Helal sana be. Geçmesin, geçmesin. Hadi. Sabah sürüyü çıkarmıştım. Köpek birden havlamaya başladı. Uçurumun dibine koştu. Bir de baktım bu kızcağız. Kırık çıkık yok bey. Bütün vücudu yara bere. Kızım, konuşsana. Adın ne? Ne oldu sana? Ay, aklı yerinde değil bu kızım bey. Kötü bir hal gelmiş bunun başına belli. Allah bilir, anası babası da arıyordur şimdi. Ben jandarmaya gidiyorum hanım. Ben de bir ıhlamur kaynatayım. Hocam neyi beğenmediniz? Muz gibi gol. Adam gitti attı golü. Ne kartı ya? Ne yaptık ki? Hayda. Hocam, hocam şimdi ben kartlık ne yaptım adam da. Güzel. Toplan, toplan. Adam gibi oynayın. Bas, bas ona, bas. Bırak. Devam, devam. Bırak. Hay Allah. Kapat önünü. Vurun.
Adam ayağına giriyor ya. Hocam itiraz var hocam. Ya hocam böyle bir şey olabilir mi ya? İtiraz ediyorlar hocam. Ya oğlum geç şöyle ya. Adam ayağına giriyor hocam. İşte bu. İşte bu. Celal. Allah Allah. Nereye gitmiş bu kız? Gel gel. Gelsene. Gel gel. Kızım korkma, gel buraya. Müdürüm. Gel Onur. Aracın incelemesi bitti. Şu Ali Maruf'un şirketinden. Anladım. Netice? Lastik izleri tutuyor. Aynı araç. Lanet olsun. Savcı yeterli görür mü sizce? Hayır. Ne yapıyoruz? Ali Maruf'la Ethem arabayı şirketten kaldırdığı an bir kılıf hazırlamıştır o iki serseri. Bu kesin. Ama sen gene de al adamları. Sıkıştırıp bırakacak mıyız? İyice sıkıştıracağız. Bu defa iyice. Suyu çıkana kadar. Öyle ki... O panikle beklediğimiz hatayı yaparlar. Sorguya ben de gireceğim. Adamları getirt. Baş üstüne. Dikkatli ol. Tut adamı. Girişe. Hocam bir şey yok. Celal hocam. Celal hocam. Var efendim. Var. Var. Evet var. Evet. Evet var. Var yüzbaşım. Yaksın bizi hocam. Gördüm. Hocam. Var efendim. Havaya penaltı ya. Olacak şey değil ya. İşe bak ya. Ben atacağım, tamam. Adam kendini atıyor. Görmüyorsun burada. Hocam tamam. Hadi kardeşim hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Gir. Burada burada. Gönder. Bırakma bırakma. Ne oldu yine? Hocam adam bana giriyor hocam. Ya faul kardeşim işte ya. Faul ya. Yüzbaşı. Evet ya. Adam atlıyor. Hocam aldı ya. Çık dışarı. Çık. İşte bu doğru karar. Yapma hocam. Hadi. Ver Abdül ver, baklama ver. Buyurun komutanım. Ne oldu? Hocam bir lokma baklava alacaktı. Evet ya. Hadi beyler. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Dayman! Hatırlamıyorum beyim. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum beyim. Kızın hızına geçti değil mi? Allah cezanı versin. Kaç kere söyledim. Bırak dedim kızı. Affet beyim. Neyi affedeceğim lan? Neyi affedeceğim? Seni tutup böyle jandarmanın kapısına atayım mı? Allah bu iti diye. Ne diyeceksin jandarmaya Bayda? Bütün pis işlerimi yaparsak o ha budur. Bir pislik daha işlemiş onu mu diyeceksin?
gitti. Beni tehdit mi ediyorsun lan? He? Haşa ama sen yakmazsın beni zaten. Bey demişiz sana bir kere. Ağam demişiz. Bir de dini ki etmemişiz. Ne dediysen harfiyen yapmışız. Ne var lan? Gözük ortalıkta. Sağ ol bey. Allah razı olsun. Sana da bu yakışır. Harman yerindeki depoya git. Burnunu çıkartma. Tamam. Zıbar orada lan. Maç bitmedi ama sağ ve yol koşulları bunu teyit etti ya. Bravo! Hadi beyler! 1, 2, 3 Topla! 3! Yaptığınızı beğendiniz mi? Şu halinize bakın! Madalyalarımız ezelmişiz. Komutanım çok üzgünüm sizin için. Kusura bakmayın, her maçın bir galibi olur. Bravo çocuklar! Al işte. Hadi toplan! Halide Edip'in gücü yalnızca edebiyatçı kimliğinden ve romanlarından gelmez çocuklar. Kadın haklarıyla ilgili kaleme alınmış ilk yazılarda onun imzasına rastlarız. Sene daha 1908. Osmanlı'nın muhafazakar çevreleri oklarını Halide Edip'e çevirmekte gecikmez. Ama o müthiş mücadeleci bir kişiliktir. Birinci Dünya Savaşı ve işgal yılları isyankar ruhunu daha da harekete geçirir. İzmir'in işgali üzerine 1919'da ünlü Sultanahmet mitingi düzenlenmiştir. Halide Edip o savaş yorgunu yenik ve bezgin insanlara öylesine ateşli bir konuşma yapar ki direnişin pimi çekilir adeta. 1920'de Kurtuluş Savaşı'na katılır, üniforma giyer. Rütbesi onbaşıdır. Gerçi savaş bittiğinde üst çavuşla terfi etmiştir ama Mustafa Kemal özel sohbetlerinde hala büyük bir keyifle ona onbaşı diye seslenmektedir. Aa, ne olmuşsa böyle? Vah yazık. Dersteyken aramışsın Mert. Sessizdeydi telefon. Kamışlı Köyü Jandarma Noktası'na dün gece yapılan bir ihbar var hocam.
Şerife ile mi ilgili? Evet. Evet, onunla ilgili arıyorum. Bir haber mi var? Hayır. Az önce önüme geldi de ihbarı. Dün gece bizdeydi. Tekin ders çalıştırdı. Sonra minibüs garajına kadar bıraktı. Ailesini tanıyor musunuz? Annesi yok. Kendi halinde bir babası ve abisi var. Ne iş yaptıklarını biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla Vahit Ağa dedikleri bir adam var köylerinde. Onun çiftliğinde çalışıyorlar. Vahit Ağa mı? Bir saniye hocam. Tamam hocam. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Komiserim Şerife Doğan. Anlaşıldı, tamam. Simalarından iş adamı Ali Maruf Kahyaoğlu'yla yardımcısı Ethem Çalışkan henüz bilinmeyen ve emniyetçe açıklanmayan bir nedenle bugün öğlen saatlerinde gözaltına alındılar. Önce adli tıbba götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Kahyaoğlu ve Çalışkan'ın şu sıralarda emniyete getirilmesi bekleniyor sayın seyirciler. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Açın yolu. Hadi arkadaşlar, yolu açın. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın. Bir iyilik yapın ha. Eğer bir şey öğrenirseniz bize de haber verin. Efendim? Boşaltın burayı arkadaşlar, lütfen. Hadi. Hadi arkadaşlar. Lütfen. İyi bari, gel cebime gir. Ethem Bey, sizin bir fikriniz var mı bu gözaltı ile ilgili? Var. Yanlış park. Ne parkı? Bir gazetecinin üstüne park etmişim arabamla. Şaka. Tamam arkadaşlar, lütfen. Tamam arkadaşlar. Hadi dağılır mısınız? Tamam. Müsaade eder misiniz? Tamam arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, lütfen. 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 Tamam arkadaşlar, buraya kadar. Lütfen binayı boşaltın. Abi.
Bir iyilik yap. Bundan sonra sen şaka yapma, ha? Estağfurullah beyim, öyle sessiz gelince. Haberler kötü Sako. Çok kötü. Şerife kendini yakmış. Kız hastanede. Hastanede mi? Konuşmuş mu bilmiyorum. Dua et ki konuşmasın. Ya kendine gelirse beyim? Bakacağız bir çaresine Sako. Sen sakın ayrılma buradan. Tamam mı? Tamam. Tamam beyim. Anladım doktor. Anladım. Ben sizden haber bekliyorum. Tamam doktor. Habersiz bırakmayın beni. Kızın durumu parlak değilmiş Veysel. Maalesef. Az önce ben de konuştum efendim. Şu geçen gün sorduğunuz adam vardı ya, Vahit. Hani korucular. Ya bırak şimdi Veysel Vahit'i. Bırak Allah aşkına. Kız gitmiyor gözümün önünden cayır cayır öyle. Aslında tuhaf bir yakınlık. Belki tesadüf efendim. Tesadüf? Ne tesadüfü ya? Kendini yakan kızın babası, bu Vahit denen adamın çiftliğinde çalışıyor. Peki adamla ilgili ne buldun Veysel? Yanında bir korucu ordusu var. Hemen hepsi eski adamı. Çoğu sabıkalı. Vahit'in özel muhafızı gibi çalışıyorlar. Arazi anlaşmazlıkları, ihaleler, aklınıza ne gelirse. Peki haklarında şikayet var mı? Zaman zaman olmuş efendim. Sonra? Şikayet sahipleri şikayetlerini geri çekmişler. Benim içime doğmuştu Veysel. İçime doğmuştu. Bu işin rengi belli zaten. Rengi belli. Son bir nokta efendim. Vahit'in mali durumu hiç parlak değil. Aşırı hırsının kurbanı. Bazı yanlış yatırımlar. Sonuncusu bir nakliye şirketi. Bir sürü tır, kamyon. Bankalarla başı derde girmek üzere. Benimle de Veysel. Benimle de başı derde girmek üzere. Benimle de. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Yaşayacak mı doktor? Bana kızımın... Doktor olmak ne yazık ki Tanrı'nın biçtiği ömrü bilmeye yetmiyor Adem Bey. O kadar mı umutsuz? Bakın, bir doktor için en güzel şey hasta yakınlarına umut vermek. En kötüsü ise onları boşuna umutlandırmak. Şimdi lütfen odayı boşaltabilir miyiz? Adem Bey hadi gelin. Adem Bey lütfen, buyurun. Lütfen hadi. Buyurun. Ökeş, sakin ol. Gel. Gel. Ökeş. Ökeş. Allah'ım sen yardım et. Ben ne denir bilmiyorum. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Benim de konuşacaklarım var Üstü Emin'im. Odama geçelim. Anladığım kadarıyla ifade verme şansı... Yok. Öyle bir şans yok Üstü Emin'im. Allah kahretsin. Benim de korktuğum buydu. Bu kıza ne oldu doktor? Yanık izleri kapatmış. Ama yüzünde, boynunda yara bereler... Bizzat ben muayene ettim. O yaralar kızın her yerinde. Mahrem bölgeler dahil. Tecavüz mü? Kim yaptı? Evet, tecavüz. Hem de defalarca.
ailesi. Kim yok? Hayır. Kim o doktor? Kim Ökkeş o? Son, tamam. Kim o? Kim sakin o? Ökkeş. Ol. Ökkeş. Doktor. Sakin ol. Tamam Ökkeş. Kim Ökkeş, doktor? Tamam. Ökkeş. Kim o doktor? Sakin ol. Doktor şuraya. Kim o? Tamam. Kim o lan? Ökkeş tamam sakin ol. Kim o doktor? Ökkeş tamam sakin ol. Kendine gel. Sakin ol Ökkeş. Tamam mı? Sakin ol. Bize biraz izin verir misiniz? Elbette. Tamam elbette. Ökkeş. Ökkeş. Tamam aslanım. Tamam koçum tamam. Tamam mı? Halledeceğiz bu işi. İkimiz halledeceğiz. Anladın mı beni? İkimiz halledeceğiz. Tamam mı? İyi misin Ökkeş? Tamam iyisin. İyisin aslanım tamam. İyisin. Ali Maruf sabırsızlanmaya başladı. Belli etmemeye çalışıyor. Şuna bak. Derisini kazısak altından kim bilir ne çıkar. Adam sanki makine. Başlayalım mı müdürüm? Biraz daha Onur. Biraz daha. Nasıl? Daha iyisin değil mi? Hmm. Yüzüme bak Ökkeş. İyi misin? Hmm. Seninle açık konuşacağım. İki erkek gibi konuşacağız seninle. Erkek olmanın zor zamanları var Ökkeş. İşte bu onlardan biri. Ve belki de en zoru. Yani senin için. Bütün iş sende bitiyor Ökkeş. Her şey senin elinde, anlıyor musun beni? Adem Bey, biz gidiyoruz. Şerife'nin durumunda bir değişiklik olursa... Görebilir miyiz? Sadece bir dakika. Lütfen. Belki de bu son... Tamam, buyurun. Kardeşinin başına geleni kimse bilmeyecek. Şerife kendine gelip ifade verse bile ifade verdiğini gizli tutacağız. Hepimiz salağa yatacağız. Bu çok önemli Ökkeş. Bu pisliği yapan her kimseye bırak yutturduğunu zannetsin, tamam mı? Yoksa bütün soruşturma çöker. Anladın mı beni Ökkeş? Anladın mı? Anladım komutan. Ayrıca baban. Zaten zor duruyor adam ayakta. Ona bir hal olmasını istemezsin değil mi Ökkeş? Gelelim sana. Yüzüme bak. Bu işi çözmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sana asker sözü. Ama eğer olur da kendi başına intikam gibi bir saçmalığa kalkışırsan... ...senin de tepene binerim Ökkeş. Bu da asker sözü. Beni ciddiye al olur mu? Sonra ikimiz de üzülmeyelim. Şerife. Şerife canım.
Şerife. Olmadı be kızım. Daha bizim dersimiz vardı. Bir sürü şey vardı yapılacak. Testler hazırladım sana. Yeni konular. Onları şimdi kim çözecek? Şerife, ne oldu sana? Sako. Canım, buradayım. Söyle Şerife. Söyle canım. Sako. Sako. Doktor, doktor yok mu? Hemşire hanım, içeri bakın hemşire hanım. Doktor bey. Biriniz içeri bakın. Hayır. Dışarı. Şerife. Herkes burası dışarı. Şerife. Lütfen dışarı. Şerife. Ne oldu sırtıma? Doktor. Doktor. Şerife. 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 Ne oldu doktor? Dışarı çıkın. Lütfen. Şerife. Doktor, ne oldu? Bırakın beni. Ne oldu? Lütfen dışarı. Lütfen herkes dışarı. Ne oldu? Lütfen dışarı. Şerife! Doktor! Sayın Vali. Ölmüş Veysel. Kız ölmüş. Sabah bir toplantı Veysel. İlk iş. Şu Vahit denen adamla ilgili kim varsa Levent Müdür dahil. Emredersiniz efendim. Levent Müdür demişken Ali Maruf'la adamı sorguda. Biraz taktik bir sorgulama ama bakarsınız Vahit'le bir ilgisi vardır. Eskiden bir Ali Maruf'umuz vardı. Bir de bu herif çıktı. Yürüyorlar anasını satayım be. Yürüyorlar. Yürüyorlar anasını satayım. Müsaadenizle efendim. Hepsi yürüyor. Yürüyorlar. Söylediğini anladın mı Şerife'nin? Hayır. Bölük pörçük birkaç gece. Hiçbir anlamı yok. Olmaz tabii. Olmaz. Niye olsun ki? Boğazımda kocaman bir yumru var. Ölmek fizik ötesi bir rezalettir. Böyle demiş adamın biri. Eskiden demiş. Çok eskiden. Ne değişti ki? Hiç. Oturuyordu orada ya. Yapma. Dün gece senden önce o koltuğa oturan son kişi Şerife. Ne olurdu? Ne olurdu? Götür işte. Evine kadar bırak. Kapısına kadar. Girsin kapıdan arkasından bak. 30 kilometre lan. 30 kilometre. Allah belanı versin. Yapma. Deniyor. Yapma. Çok gençti Melek. Öyle gençti ki. Tamam Faruk. Tamam hayatım. Yeter artık, ne olur. O koku içimden gitmiyor Melek. O yanık kokusu, yanmış insan kokusu içimden gitmiyor Melek. Cık.
Şerif öldü. Konuşmadan öldü. Sağ ol beyim. Ne sağ ol lan? Ben mi öldürdüm kızı? Beyim, daha ne kadar kalacağım burada? Ben bitti deyinceye kadar. Daha soruşturması var işin. Jandarma binecek tepemize. Aptal bir laf edip de sakın yakayı ele verme. Kral. Pekala. Baştan başlayalım. Fark etmez. Saatlerdir aynı şey. Bir daha anlatırım, fark etmez. Senin şirketinden aldığımız güvenlik kamerası kaydı. Sırma bundan bir dakika önce fırlayıp gidiyor. Hem de arkasına bile bakmadan. Bir dakika sonra da sen ve Ethem. Şirket benim. Girer çıkarım. Bana ukalalık yapma. Hakaret etme. Orada bir şey oldu biliyorum. Sırma ile aranda ne oldu? Tartıştık. Hangi konuda? Çocukla ilgili. Sonra? Çekip gitti. Sen de arkasından. Hayır. Bu ne ya? Bu ne? Kaza yerinde bindiğin arabanın lastik izleri. Arabanın ne işi vardı orada? Fabrikaya mal taşıyan kamyonlardan biri yolda kalmış. Haber geldi. Aynı güzergahta atlayıp gittik. Siz arkadan çıktığınıza göre kazayı görmüş olmalısınız. Biz geçerken kaza falan yoktu. Nasıl oluyor bu? Hızlı gidiyorduk. Yolda geçmiş olmalıyız. Kaza bizden sonra meydana gelmiş olabilir. Öyle güzel yalan söylüyorsun ki. Sana hak verebilirim. Şayet ispatlarsan. Leyla Hoca ile konuştum seninle buluşmadan. Bir şeyler soracaktım okulla ilgili. Baktım sesi ağlamaklı. Evet. Şu kendini yakan kız. Öğrencisiymiş. Ölmeden birkaç saat önce birlikte... Biliyorum, Mert anlattı. Öyle tanıdık geldi ki o kız bana. Bütün gün onu düşündüm. Evet, ben kendimi yakmadım. Aklımdan bile geçmedi ama... Sen yangınların içinden geçtin Elmas. Yangınların içinden geçen biri kendini yakmayı düşünmez. Sonra ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. En kötü zamanımda hep iyi insanlar oldu yanımda. Şu an olduğu gibi. Bizler büyük davalar için yetiştirildik. Okuduğumuz okullarda, gittiğimiz kurslarda ülke dendi hep. Ulus dendi, bayrak dendi. Bazen hepsi yerine vatanı kurtarmak dendi. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sanki biraz eksik. Eksik olan ne? İnsan. Kendini yakan o kızın bir ailesi vardı. Onu sevenler. Sen istediğin kadar kurtar vatanı. Eğer o kızı kurtaramıyorsan, ailesi için vatan şu anda Şerif'e kadar eksildi. Üşüdün mü? Biraz. Oturalım mı biraz daha? Sen bilirsin. Biraz daha havalı. Tamam. İyi akşamlar Hüseyin'im. İyi akşamlar. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol. Baban nasıl? Sen niye yanlarında değilsin? Canım dua etmek istemiyor.
Anlıyorum Ekkeş. Anlıyorum. Bak. Belki sırası değil ama sormak zorunda olduğum bazı şeyler var. Kardeşine kim... Kim hırsına geçti? Kim kirletti? Kim hayatını mahvetti? Bunu mu soracaksın? Sor. Sakınma lafını. Tamam Ekkeş. Tamam oğlum. Sakin ol. Onu sen bulacaktın komutan. Söz vermiştin bana. Biliyorum Ekkeş. Unutmadım. Ben bilsem ne işim var burada. Gidip çoktan çökmüştüm tepesine. Bunu hastanede konuşmuştuk. Şimdi bırak da bildiğim gibi yapayım işimi. Şerife'yi rahatsız eden biri var mıydı? Etrafında dolaşan, ona göz koyan. Dün gece ne olduysa çiftliğin girişiyle, yani ana yoldan buraya kadar olan mesafede oldu. Kardeşini ararken dikkatini çeken bir şey oldu mu? Karşılaştığın birin? Ökkeş. Hayır hayır. Yok öyle biri. Emin misin? Olsa bilirdim. Pekala Ökkeş. Bir şey hatırlarsan. Dediklerimi unutma Ökkeş. Bize güven. Tamam mı aslanım? Hayırlı akşamlar Hüseyin benim. Hayırlı akşamlar. Vay da. Lafın gelişi söyledin herhalde. Sen ortalıkta hayırlı bir şey görüyor musun? Eyvallah. Bu iş sevmen de azgıcık değil ha. Ne konuşuyordunuz? Hiç. Baş sağlığına gelmiş. Başka? Yarın ifade vermeye gel dedi karakola. Beyim. Söyle. Sako nerede? Bilmem. Niye sordun? Diğerleri geldi taziye için. O gelmedi de. Vallahi bilmem ki. Sako bu. Kim bilir nerede? Tanıdık geldi mi? Hayır. Ethem. Çok adam öldürdün mü? Sayı arttıkça insan yüzleri karıştırır. Normaldir. Mantık zeminini kaybetmiş bir tartışmaya asla girmem. Ben senin mantığına şimdi bir başlarım. Adı Cahit Tekay. Kaza yerinde aracının lastik izleri vardı. Araç 5 kilometre ileride bulundu. Adam vurulmuş. Çünkü kazayı gördü. Kazaya benzeyen cinayet ya da cinayet gibi kaza, her ne alsa. Durdu baktı, sizi tanıdı. Gitmesine izin veremezdin. Öyle değil mi Ethem? Arabadaki oyuncaktan bahsetmiyorum. O gece o oyuncak oğlunun eline nasıl ulaştı? O da ayrı mesele. Devam et Onur. Cahit Tekay, sen öldürdün Ethem. Bunun aksine beni kimse inandıramaz. Sana neler olduğunu söyleyeyim Ali Maruf. Sırmayla bir sebepten tartıştınız. Söylediği, yaptığı ya da bildiği her neyse seni kızdırdı. Çok kızdırdı. Belki de korkuttu. O telaşla fırladınız peşinden. Deli gibi düştünüz arkasına. Sırma senden kaçıyordu. Kaçarken kaza yaptı. Ölümüne sen sebep oldun. Bütün bunlar lastik izleri yüzünden mi? Evet, o yüzden. Lastik izi parmak izine benzemez mi bu? O yüzden suçlamak için delil sayılmaz.
Önemli olan bilmektir. Bilirsen bir gün mutlaka kızdırırsın. Ben biliyorum Ali Maruf. Senin ne pislik olduğunu biliyorum. Bitti mi? Acelen ne? Daha 24 saatimiz dolmadı. Senin şirketinden aldığımız güvenlik kamerası kayıtları. İyiyim, iyiyim çok şükür anacığım. Ellerinizden öperim. Babam nasıl ana? Havalar da ısınmıştır şimdi orada. İyi iyi, güzel. Güzel anacığım. Romatizmalarına da iyi gelir. Bahçe ne durumda ana? Çağla bademler çıktı mı? Daha miniktir onlar ama olsun. İnşallah anacığım, inşallah yetişirim. İnşallah. Bana da ayırın, unutmayın. Merak etme ana, merak etme. Burada her şey yolunda. Evet, evet anne. Sağlığım da yerinde. Yok anne yok. Eskisi gibi deli gibi yatmıyorum. Örtünüyorum üstümü de. Anne. Anneciğim tamam, vallahi örtünüyorum. Hadi sen merak etme bir tane. Hadi Allah'a ısmarladık. Babama da selam söyle, unutma. Tamam, tamam, görüşürüz anne. Karargâhtan beklediğiniz belgeler komutanım. Hah, ver bakalım aslanım. Tamamdır. Sağ olasın. Evet, işte bu. Hayırdır Mert? Köy korucularının geçen gün vurduğu adam Gaffur. White Ağa onunla ilgim yok demişti. Yalanmış ha? Telefon kayıtları. Tanımadığı biriyle bu kadar saat ne konuşmuş olabilir ki salak herif? Ben çıkıyorum komutanım. Şerif'in cenazesi vardı. Cenaze dönüşü yakalayayım şunları. Kolay gelsin Mert. Ben vilayette olacağım. Haberleşiriz. Emredersiniz komutanım. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Aras bin. Çabuk ol, geç kalmayalım cenazeye. Daha naaşını alacağız. Geliyorum baba, sen çık. Silahı mı aradın? Ben, yok hayır. Yalan konuşma bana. Ne yapacaksın silahı ha? Hiçbir şey baba. Bacının öcünü mü alacaksın? Kimden alacaksın? Sağda solda suçlu mu arayacaksın? Jandarma mısın sen? Yok silah, kaldırıp attım. Boşuna aranma. İş işten geçtikten sonra jandarmalık edeceğine. O gece Şerif Ali olsaydım olmazdı değil mi? Şimdi cenazeye falan gidiyor olmazdık değil mi? Akıllı ol evlat. Denk dur. Bir kız kaybettim. Üstüne bir de oğul kaybetmeyeyim. Hadi. Hadi. Hadi yürü. Elimizdeki bilgilere göre MİT'ten, bölgeden gelen raporlardan, Vahit denen adamın denetimindeki köy ve mezralardan son bir yıl içinde örgüte 80'in üzerinde genç katılmış. Adam köy korucularından kendine milis gücü yaratmış resmen. Bakanlığa bazı şikayetler olmuş ama... Ya Veysel, geçeceksin kardeşim. Geçeceksin bakanlığı. O bakanlık kaidesini kaldıracak veya müfettişi yollayacak da. Bunları geç ya. Biz bu kafayla gidersek daha çok adam kaçırırız dağlara. Rezalete bakın ya. Rezalete bakın ya. Devlet kesesinden terörü besliyoruz arkadaşlar. En çok üzüldüğüm de köyleri için kanlarını akıtan korucularımız var ya. Canını verenler var. Bu serseriler onların hatıralarını kirletiyorlar. Vahit abi, özel milislerinin zor saatleri yaklaşıyor Sayın Vahit. Mert Üsteğmen tepelerine binmek üzere.
Sence neydi bu? Özgüven. Neyin özgüveni? Bütün kartlarını açtılar. Gözümüzün içine baka baka. A'dan Z'ye. Her şey. Söylemedikleri dahil. Uyuşturucu sevkiyatı da. Aklına ne gelirse. Tek bir kanıt yok ellerinde. Yakında o da olur. Teklifin? Gitmek. Nereye? Unuttuğum bir şey var. Merkezin talimatı açık. Elimizde mal sıkıştı. Sevk etmek zorundayız. Malı elden çıkarmadan bir yere gidemeyiz. Gitsek bile barınamayız. Sevkiyat için nakliyeci lazım. Evet, bir an önce. Bizimle çalışmaya çekiniyorlar. Bu cenabet yerden başka türlü kurtulamayız abi. Bul şu nakliyeciyi. Bul. Ne yap, ne et, bul. Vahit ekonomik çöküşte. Bir anda her şey elinden gidebilir. Biliyorsunuz bir tır filosu var ve nakliye işinde çok para batırdı. Bankalar Vahit'e karşı harekete geçti, geçecek. Bankaların acele etmelerini sağlayabilir miyiz? Ali Maruf yana yakıla nakliyeci arıyor. Vahit'in tırları Ali Maruf için son seçenek. Ali Maruf ise Vahit'in kurtuluşu. Bence bu formül tutar. Sorun nasıl yan yana gelecekleri? Yapmayın arkadaşlar, yapmayın ya. Serbest piyasa ekonomisi bugünler içindir. Arz, talep. O zaman Mert'i bekliyoruz. Hı hı. Ve şu kendini yakan zavallı kız. Bu işte bir aydınlanırsa müdürüm. Jandarmalar. Bu geliş hayır alamet değil, Vahit Bey. Ne halt etmeye geliyorlar ki? Jandarma, Vahit Bey, jandarma. Gördüm, gördüm. Öp geç, dinle beni. Dün gece bana Sako'yu sormuştun ya, hatırladın mı? Sen de bilmiyorum demiştim beyim. Bacının daha cenazesi kalkmamış, ne diyecektim ki? Neden şimdi beyim? Sako gizleniyor. Neden beyim? Kimden? Neden olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bu pislik onun işi. Yarını söyle bana. Siz korucular, bırakın silahlarınızı. Biz ne yaptık ki komutan? Harman yerindeki eski halı bildin mi? Dikkat ol. Bırakın dedim size, çabuk. Toplayın şunları. Yanlış yapıyorsun komutan. Sen ne öğreteceksin bana doğruyu yanlışı? Bu insanların hepsi devlete şerefle... Kes sesini, kes! Uzatma! Diğerleri nerede? Kimler? Öbür korucular. Bilmiyorum. Götürün bunları, Vahit Bey'i de alın. Anlamadım ki. Efendim. Evet, ben aradım Atıf Usta. Birinci sayfa haberi değişiyor. Üçüncü sayfadan da yer ayırıyorsun. Bekletebildiğin kadar beklet. Evet biliyorum ama böyle. Herkes baksın buraya. Bütün haber kaynaklarını devreye sokun. Köy korucuları operasyonu ile ilgili ne bulursanız, anlaşıldı mı? Özellikle fotoğraf istiyorum, fotoğraf. Tamam mı? Tamam. Hadi dağılın, ne bekliyorsunuz? Alo, tamam bağla. Selam. Selam. Baksana bu köy korucuları neler oluyor? Bilmem. Jandarmaya sor, operasyon onlarda. Levent, yapma. Tamam tamam, şaka. Ben de seni arayacaktım. Hemen buluşalım.
Konuşmamız gerekiyor. Harika, ben yemek yemedim. Ya sen? Ben de. Çıkıyorum hemen. 10 dakikaya kadar hazır ol. Tamam. Bizimkileri toplamışlar. Vahit ağayı da. Baskın vermiş jandarma. Sebep neymiş? Sebep belli. Gafur. Geçen günkü çatışma. Ha. Gebereceksin ulan Sako. Gebereceksin ulan. Ne yapacağız peki? Vahit ağayı da aldılar. Bakacağız artık bir çaresine. Biri geliyor sizin o tarafa doğru. Nasıl biri? Gri renkte bir kamyonet. Biraz telaşlı. Baksanız iyi olur. Tamam, karşılarız birazdan. Zeydo, Mahmut, Tavin. Benimle gelin. Biz yolu kontrol edeceğiz. Beyto'ya haber verin. Tamam. İfadelere başlıyoruz hemen. Vahit'i sona saklayın. Baş üstüne komutanım. Devriyelere ulaşın. Diğer korucuların isimlerini bildirin. Tetikte olsunlar. Emredersiniz komutanım. Kurtboğaz'ın merkez devriye ekipleri. Kurtboğaz'ın merkez devriye ekipleri. Yapmak istediğinizi tam anlamadım. Her şeyi anlatmamı bekleme. Neden? Tek başıma değilim. Takımınızın kimlerden oluştuğu malum. Basını kullanmak istiyorsan... Ben bu kelimeyi kullanmam. Ne kullanırsın? Takımım desteğine ihtiyacı var diyelim. Vahit'le Ali Maruf'un bağlantısı? Yok. Olmasına çalışıyorsunuz. Yardım edecek misin? Kabul etmek zorunda değilsin Saliha. Yanlış bir şey yapmadığınızı biliyorum. Sorun ne? Bağımsızlık. Kimse seni satın almaya çalışmıyor. Eğer gün gelir de sizin takımdan herhangi birini, sen dahil, eleştirmek istersem eleştiririm. Bunun için de kimseden icazet almam. Söz. O gün geldiğinde kimse burnuna bir fatura dayamayacak Saliha. Bunu garanti ederim. Ve de üzerine bir akşam yemeği. Bunu da garanti eder misin? Hı, istediğim bu olsun. Zevkle. Geliyor. Bir dakika, yavaş olun. Bırak gelsin. Ne işin var burada Ökkeş? Size geliyordum. Bize. Burada sizden başkası var mı? Niye geliyordun bize Ökkeş? Uzun hikaye. Köyde bir şeyler olmuş. Kardeşine üzüldüm. Kampa dönüyoruz. Kamyonet kalsın, hadi gel.
Ne zamandır Vahit'in yanındasın? Çocukluktan beri. Babam, amcalarım, abilerim. Peki Gafur'la Vahit tanışırlar mıydı? Bilmiyorum komutanım. Vahit işlerini hep size mi gördürür? Yok. Bizim işimiz belli. Ama ne de olsa beyimiz sayılır. Yanında ekmek yedik. Vahit ile Gafur arasında bir arazi anlaşmazlığı varmış. Öyle bir şeyler çalındı kulağıma. Aslında bilemem. Yani tanışırdı ikisi. Tanışırdı. Birkaç sefer bizim çiftliğe gelmişti Gafur Bey. Peki nasıl oldu da sizlerle çatışmaya girdi? Bilemem komutanım ben. Ben yoktum çatıştıkları gece. Bana yardım edecek misiniz? Sako gebermeyi hak etmişti. Bu tartışılmaz. Ancak şunu sormalısın kendine. Sako ve onun gibileri ortaya çıkaran ne? Nereden beslenirler? Onlara bu gücü kim verir? Kime hizmet ederler? Sako'yu temizleyince sorun çözülecek mi? Hayır. Senin acın hafifleyecek belki. Ama başka Sako'lar alacak yerini. Başka insanların canı yanacak. Yani sorun devam edecek. Senin mücadelen Sako'yla. Onu öldürdün mü işin biter. Bizim mücadelemiz Sako'yu yaratan düzenle. O yüzden ki yollarımız ayrı. Sana yardımcı olamayız Ökkeş, kusura bakma. Yürü. Hiç gelmedin, tamam mı? Tamam. Ökkeş. Yapabileceğim bu. Şansın açık olsun. Sağ ol. Hadi. Gafur'la tanıştığını niye sakladın? Saklamadım. Hatırlayamadım sadece. Hatırlaman biraz uzun sürdü. Bir kasıt yok. Bizim gibileri arayanların haddi hesabı olmaz. Sen gerizekalı mısın ha? Gerizekalı mısın? 10 günde tam 23 telefon görüşmesi yapmışsın Gafur'la. En kısası 7,5 dakika sürmüş. Sonra neymiş? Hatırlayamadım. Yok ya. Başka?
Köy korucuları operasyonunda gözaltına alınan sanıkların jandarmadaki ifadeleri sürüyor sayın seyirciler. Çıkar amaçlı örgüt kurmak suçundan sorguya alınan sanıkların, çete lideri olmakla suçlanan iş adamı Vahit Mezgit de aralarında olmak üzere yarın savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltına alınan sanıkların yanı sıra bir grup köy korucusunun daha aranmakta olduğu jandarma tarafından bildirilmiş bulunuyor sayın seyirciler. Aranan şahısların isimleri şunlar: Hüseyin Uzun, Ömür Yayla, Şahin Bayram ve Sako lakabıyla tanınan Sakman Karaağaç. Sako mu? Ne? Türkiye'de aile Sako dedi, öyle değil mi? Evet öyle dedi. Bir şeyim var. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ya sakin olsana sen, ne oldu? Olamam Tekin, olamam! Ya ne oldu söylesene. Alo, alo Mert. Buyurun hocam. Şerife'yi öldüren Sako Mert. Televizyonda ismi okundu şimdi. Asıl adı Sakman bilmem ne. Bunu kim söyledi size? Şerife'nin kendisi söyledi Mert. Şerife söyledi.